Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Bayram Hoca. Sizler için yeni bir video serisi hazırladım. Bu videolarda sizlere dil bilgisi adına en güncel, en dikkat etmeniz gereken ayrıntıları pratik notlar şeklinde sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoları baştan sonuna kadar dikkatli şekilde dinleyiniz. Her bir sayfamızda, her bir notumuzda harika bir bilgi yer alıyor arkadaşlar. Videoları bitiminde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videoların altına yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Şimdi bugünkü konumuz isimler. YouTube sayfamızda sizler için isim tamlamaları nasıl bulunur, türleri nelerdir? Bunların videosunu çekmiştim, oraya koymuştum. Bu videolarda da size isim türlerinden, yapılarına göre isimlerden, ismin haliflerinden bahsedeceğim. Güzel bir video olacak. Hadi o zaman keyifle başlayalım. Şimdi isim dediğimiz şey nedir? Öncelikle bunu söylememiz lazım. İsim dediğimiz sözcük türü mekmak mastar ekini alamayan sözcüklerdir arkadaşlar. Güzel mek olmadığı için güzel bir isim. Ali mek olmadığı için Ali bir isim. Çocuk mak olmadığı için çocuk nedir? Bir isimdir. Mastar ekini alabilenler fiil, mastar ekini alamayanlar isim olarak kabul ediliyor. Şimdi bizim isimlerimizin türleri var. Bu türlerden biraz bahsedelim. Birinci isim türümüz özel isimler. Biliyorsunuz özel isimler bir cümlede geçtiğinde bir kere daima nedir? Büyük harfle başlar. Büyük harfle başladıkları için biz zaten bunları özel isim diyoruz. Özel isim tek bir varlığı karşılayan isimlerdir. Mutlaka ama mutlaka büyük harfle başladığını unutmamamız gerekiyor. Peki neler özel isim kategorisine giriyordu? Yazım kuralları videosunda bunun detaylarını anlattım. Burada da yine size birazcık bahsedeyim. Kişi adları ve soy adları özel isim kategorisine girer. Takma adlar varsa bir cümle içinde bunlar yine özel isim kategorisine girer. Eğer ki bizim kişi adlarımızdan önce veya sonra gelen, bakın dikkat edin şuraya, önce veya sonra gelen saygı sözleri, unvanlar, rütbeler, lakaplar, meslek adları varsa biz bunları da yine özel isim kategorisine koyuyoruz. Ali Bey dediğinde Ali de özel, Bey de özel. Doktor Ebru dediğinizde doktor da özel, Ebru da özel. Ali Bakan dediğinizde Ali de özel, Bakan da özel. Dikkat edin, bunlar yine büyük harfle başlayacak. Hayvanlarımız varsa bir cümlede bu hayvanlara verdiğimiz adlar varsa bunlar da yine özel isimdir. Bir cümlede millet, boy, soy, oymak adları varsa, ırk adları varsa bunlar da yine özel isimdir ve büyük harfle başlar. Türk, Kürt, Rus, Arap, İngiliz, Çeçen, Fransız hiç fark etmez. Büyük harfle yazıyorsunuz. Bir cümlede dil adları, lehçe adları varsa bunlar yine büyük harfle başlar. Türkçe, Arapça, Farsça, Rusça, İngilizce dediğinizde yine büyük harfle başlatıyorsunuz. Hatta burayla ilgili size çok kısa bir bilgi vereyim. Yazım kuralları ve noktaların işaretleri ile ilgili. Bir dil ismi yapım eki aldığında arkadaşlar kesinlikle orada kesme işareti kullanmıyorsunuz. Aklınıza böyle kodlayabilirsiniz. Dil adı varsa kesme işareti yok. Bakın, ırk adı demiyorum. Dil adı varsa kesme işareti yok. Bunu kafanıza kodlayabilirsiniz. Başka neler özel isim kategorisine giriyordu? Tarihi olay varsa bir cümlede, çağ adları, dönem adları varsa bunlar da yine büyük harfle başlar. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele dönemi dediğimizde yine büyük harfle yazıyoruz. Devlet adlarımız yine cümle içinde büyük harfle başlar, özel isimdir. Türkiye Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri bunları yine büyük harfle yazmak zorundayız. En çok yanlış yaptığımız yerlerden birisi bir cümlede din adları, mezhep adları varsa ve bunların mensuplarını bildiren sözcükler varsa bunlar da arkadaşlar özel isimdir ve büyük harfle yazılması gerekir. Onlar İslamiyet'i seçti dediğinizde hem burada İslamiyet'in iyisini büyük harfle yazmak zorundasınız hem de İslamiyet'i dediğinizde şu şekilde dikkat edin geleneği kesme işaretiyle ayırmak zorundasınız. O Müslüman olmuş dediğimde bakın Müslüman'ın M'sini nasıl yazıyorum? Büyük harfle yazıyorum. Ayrıntıya dikkat edin, sakın ola küçük harfle yazmayın. Ya da deniz ki o kişiler Hristiyanlığı seçti dediniz. Yine Hristiyanlık da bir din adı olduğu için büyük harfledir. Biz Sünniyiz, Şafiiyiz, Aleviyiz dediniz. Hiç fark etmez. Hangi mezhep, hangi din olursa olsun daima özel isimdir ve büyük harfle ne yapılır? Başlanır. Bu ayrıntıyı da söylemiş olalım. Bunun haricinde
Din ve mitolojiyle ilgili özel adlar varsa bunlar büyük harfle başlar arkadaşlar. Tanrı, Allah, ilah sözcükleri, yaratıcı anlamında kullandığımız bu sözcükler büyük harfledir. Eski Yunan tanrılarını kastederse bize işte Zeuslar, Osirisler, Kibeleler, Eroslar, Hadesler her neyse bunlar da yine özel ad kategorisine girer, büyük harfle başlar. Burada şuna dikkat edelim size. Tanrı, Allah, ilah sözcükleri özel isim kategorisine girmiyorsa, yani yaratıcı anlamında kullanılmıyorsa, siz bunları büyük harfle yazmayacaksınız. Örnek, Amerika'da kaçakçılığın Allah'ları var cümlesinde. Buradaki Allah kelimesini büyük harfle yazmanıza gerek yok. Çünkü yaratıcı anlamında değil, müzik dünyasının ilahı dediğinizde buradaki ilah yaratıcı anlamında değil, en iyisi anlamında. O zaman oradaki ilah kelimesinde yine keza ne yapıyorsun? Büyük harfle yazmıyorsun. Yaratıcı anlamındaysa, özel isim olarak kullanıyorsak büyük harfle yazacağız. Buna dikkat edelim. Bunun haricinde sevgili arkadaşlar, bir cümlede tarihi eser adı varsa kısaca, saraylar, köşkler, kaleler, hamlar, köprüler, bunların hepsi bilirseniz bir tarihi eserdir. Yine bunlar da cümle içinde büyük harfle başlar. Topkapı Sarayı, Çankaya Köşkü, işte Dolmabahçe Sarayı, Boğaziçi Köprüsü, Giresun Kalesi, yine bunlar neymiş? Büyük harfle başlıyormuş. Cümlenizde kurum kuruluş adları varsa, iş yeri adları varsa bunlar da özel isimdir ve bunlar da büyük harfle başlar. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Yarenler Petrol, Mesut Bakkal, işte Boğazlıhan Yaylası, pardon yayla burada olmadı, Boğazlıhan Belediyesi dediğimizde bunu da yine büyük harfle yazıyoruz. Cümlemizde eser adları geçerse, kitap, dergi, gazete, roman, hikaye, şiir gibi vesaire eser adları geçerse bunlar da yine özel isimdir ve bunları da büyük harfle yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Burada şuna dikkat edelim. Gazete adlarının özellikle resmi gazete ve milli gazete dediğimiz iki tane gazete var. Bu iki gazete kelimelerinde milliğinin M'si de gazetenin G'si de resminin R'si de gazetenin G'si de büyük harfle yazılır. Çünkü gazetelerin ismi resmi ve milli gazete olarak kabul edilir. Bunlara dikkat ediyoruz. Bu söylediklerimiz bizim özel ismin altında yer alan neler özel isim olabilir başlıklı bir bilgilendirme kısmı idi. Bunun yazım kurallarıyla ilgili detaylarını YouTube sayfamızdaki yazım kuralları videolarından dinleyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci isim türümüz bizim cins isim. Şimdi cins eşittir tür demek. Ne demek bu? Aynı türden varlıkları karşılayan isimlerdir. Yani ben bunu bir kişi için kullanmıyorum ya da bir varlık için kullanmıyorum. Bütün o türdeki varlıklar için kullanıyorum. Örnek elma bir cins isimdir. Armut bir cins isimdir. Bakın kendi içlerine bile türleri var. İşte kırmızı elma, yeşil elma, sarı elma. İnsan bir tür isimdir. Bunun kadını var, erkeği var. Edebiyat bir tür isimdir. Bunun Türk edebiyatı var, Fransız edebiyatı var, Rus edebiyatı var. Bir tür isimdir. Koyun bir tür isimdir. Şiir bir tür isimdir. Örneğin diyeceksiniz ki hocam nasıl tür isim olur? Ben bunun gazel şeklini görüyorum, kaside şeklini görüyorum, sabu şeklini görüyorum. Onun haricinde mesnevi şeklini görüyorum. Yani kendi içinde kollara bile ayrılabiliyorsa o zaman bunlar tür isim olabilir. Şimdi burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli bir uyarımız var. Buna dikkat edeceksiniz. Tür bildiren bazı sözcükler cümlede özel isim olarak geçiyorsa siz onu artık tür isim olarak almayın. Çünkü niye? Bu bir özel isme dönmüştür. Biz arkadaşlarımızdan çiçeği çok seviyoruz dediğimizde buradaki çiçek nedir? Bir insandır. O zaman insan adı olarak kullandığıma göre buradaki çiçek artık özel isim olur. Cins isim olmaz. Bahçeden bizim çocuk çiçek toplamış dediğinizde buradaki çiçek arkadaşlar nedir? Artık özel isim değildir. Bildiğimiz çiçektir. Bu çiçeğin de türleri olduğuna göre cins isim olarak ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Üçüncü isim türümüz bizim tekil isim. Nedir tekil isim? Hocam çok basit. Bir isim lerler çoklu tekini almıyorsa ve sadece bir varlık için kullanıyorsam, ekstra başka varlıklar yoksa bu isimlerimiz bizim tekil isim olur. Dikkat edin, kesinlikle lerler çoklu kekini almayacak. Ama ne almayacak? İsim almayacak. Altını çiziyorum. Tutup da siz bir fiilde lerler eki görmezseniz, hocam bu da tekil sözcük olur mu?
Değil mi? Tekil isim olacaksa adı üstünde isim olması lazım. O zaman çocuk tekil isim. Silgi tekil isim. Kalem tekil isim. Defter tekil isim oluyor. Bunları söylemiş olalım. Dördüncü isim türümüz arkadaşlar çoğul isimdir. Çoğul isim nedir peki? Bir tekil ismi sizlerle rekine eklediğinizde bu sefer birden fazla varlık için kullanıyorsanız bu sözcüğü biz bunu çoğul isim olarak kabul ederiz. Çocuk tekildi, çocuklar çoğul. Araba tekildi, arabalar çoğul. Bardak tekildi, bardaklar çoğul gibi. Peki bunu burada söyleyip bırakacak mıyız? Bakın çok basit gibi görünmesine rağmen öğrencilerimizin gözden kaçırdığı bir husus var. Nedir hocam? Her gördüğümüz lerler ekini biz çokluk eki sanıyoruz, çoğul eki sanıyoruz. Hocam geldiler kelimesi var burada çoğul eki yok mu? Yok arkadaş yok. Burada şuna dikkat edin. Bu ek evet çoğul isim yapar ama isme gelecek. Tutup da siz bir fiile gelmiş olan lerleri çoğul ismin çokluk eki olarak kabul etmeyeceksiniz. Altını çiziyorum. İsme geldiğinde bu çoğul isim yapar. Fiile geldiğinde çoğul fiil yapmaz. Çoğul isim yapmaz. O zaman baktın. Arabalar dediğinde araba ismine geldiğine göre bu çokluk eki. Evler dediğine geldiğine göre bu çokluk eki. Ama geldiler kelimesine geldi bakın arkadaşlar. Gelmek nedir? Fiil. Peki hocam fiile gelenlerle eki nedir? Değerli dostlar fiile gelen lerler ekleri üçüncü çoğul şahıs ekidir. Yani onlar geldiler. Dikkat et. Söylediler demiş. Dikkat edin burada yine neye gelmiş? Fiile gelmiş. Fiile geldiyse o zaman bu nedir yine? Çokluk eki değildir. Çokluk eki değilse üçüncü çoğul şahıs ekidir. Bu ayrıma mutlaka dikkat edin. Peki fiilimsiler geçse, örnek söylenenler deseydik ya da yazılmış eserler ya da yazılmış eserler kalsın. Söylenenler, gelenler, gidenler deseydik. Fiilimsi alsaydı bu lerler ekini. Ben buna çoğul isim mi derim? Evet yine çoğul isim derim. Niye? Fiilimsiler arkadaşlar artık bir isimdir. Onlar nedir? Fiil olmaktan çıkar. Bunu da söylemiş olalım. Bir diğer isim türümüz bizim topluluk ismi. Şimdi ne demek topluluk ismi? 3-5 tanesi bir araya geldi bir topluluk oluşturdu demek mi? Evet aslında bir bakıma o. Ancak o kelimelerin lerler ekini almadan içinde birden fazla varlığı barındırması gerekir. Lerler ekini aldırmıyorum ama içinde birden fazla varlığı barındırıyorum. Deste, düzine, tabur, bölük, ordu, sınıf, tugay, komutanlık, okul bile bazen buraya girebilir. Peki burada bir uyarı olmalı. Ne diyor bize bu uyarı? Topluluk adı gibi görünen bazı sözcükler cümledeki anlamına göre topluluk adı olmayabilir. Hoba, ne demek bu? Arkadaşlar biz sınıfı temizledik cümlesiyle bu sınıf çok çalışkan bir sınıf cümlesindeki sınıfların ikisi de topluluk ismi değil. Niye? Biz sınıfı temizledik. Bakın buradaki sınıf nedir? Fiziksel mekandır. O zaman mekanlar bizim için bir topluluk ismi oluşturmaz. Peki bu sınıf çok çalışkan bir sınıftır dediğinde buradaki sınıftan kastım mekan olan sınıf mı? Hayır, öğrenciler, öğrencileri kastediyorsa şayet burada o zaman bu nedir? Bir topluluk ismidir. Bunu bir örnekle daha söyleyelim. Bütün okul toplantıya gittik. Bakın kastedilen fiziksel mekan değil öğrenciler. O zaman okul nedir orada? Bir topluluk ismi. Ama okulu boyadılar dediğinizde kusura bakma bu topluluk ismi değil. Biz meclise güveniyoruz dediğinizde meclis bir topluluk ismi. Ama meclisi bombaladılar dediğinizde meclis nedir? Bir topluluk ismi değil. Tekil isme dönmüş olacak. Bu ayrıntılara mutlaka dikkat edelim. Bir diğer isim türümüz soyut isim ve somut isim arkadaşlar. Nedir soyut isim? Çok basit. Beş duyu organımızın hiçbiri ile, bakın bir tanesi falan değil. Beş duyu organımızın hiçbiri ile algılayamadığımız isimler tekil isim değil, soyut isim olur. Örnek aşk kelimesi, huzur kelimesi, sevgi, nefret, duygu.
Kısacası duygusal çağrışımları bulunan kelimeler varsa biz bunları soyut isim olarak kabul ederiz. Nefret de olur, kin de olur, huzur da olur, mutluluk da olur, aşk da olur, düşünce de olur, fikir de olur, zikir de olur. Neymiş? Beş duyu organımızın hiçbiriyle algılayamamamız gerekiyor. Bunun sonuncusu somut isim. Somut isim nedir peki? Dikkat edin, tanımı şudur. Beş duyu organımızın herhangi biri ile algılayabildiğimiz isimler. Bir tanesiyle algılamanız yeterli. El, göz, masa, ışık, hava, kapı, dolap, telefon, bilgisayar, halı, kilim, bardak, çardak, her neyse. Bakın, biriyle algılayabilmeniz yeterli. Burada çok karıştırılan bir takım kavramlar var. Örnek rüya kelimesi. Arkadaşlar, rüya somut değil, soyut bir kavramdır. Dikkat edin, kendi gözümüzle görmemiz gerekir. Rüya bu durumda kendi gözümüzle görmediğimiz için soyut bir kavram olarak kabul edilir. Keza cennet, cehennem, melek, Azrail, Cebrail, bunların hepsi keza yine nedir? Bir soyut isimdir. Arkadaşlar, isimler konumuzun birinci videosunun sonuna geldim. Bu videoda size isim türleri nelerdir? Bu türlerle ilgili nelere dikkat etmeniz gerekir? Bunlardan bahsettim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, Instagram sayfamızı, YouTube sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda yine isimlere gelen haletleriyle ilgili harika bir video çekeceğim. Gönderimizi beğenmeyi de tekrardan ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.